İşletiyorum, 20 kişi üstüme geldi. Burayı dediler alacağız. Dedim burayı alacağına benim karımı al dedim. Ben dedim ekmeğimi vermem. O zaman da işte o araya birileri girdi falan. 3 tane çakal geliyor. Her gün geliyor ama ellerinde bıçaklar falan. Benim ortağım bıraktı kaçtı. Ortağımın yeni bir çocuğu olmuştu. Dedi ben dedi uğraşamam kardeşim. Benim çoluk çocuğum. Benim dedim kaybedecek bir şey yok. Ondan sonra 3 kişi bir gün dedim ki gelin kardeşim dedim. Hayırdır dedim ya. Ne dedim buradan başka yer yok mu? Ben buraya dedim kira veriyorum, vergi veriyorum. Bir katakulle bir gayrimeşru işim yok. Ekmek paramı kazanıyorum. Günde o zaman 1 lira 1 lira topluyorum. Şu anda 20 milyon. O gün o şartlarda 1 lira 1 lira karda yağmurda. Yok bizi de ortak alacaksın falan fişman. Dedim almam kardeşim. Ya sana da yar etmeyiz. Etmezseniz dedim. Odur meydan. Ondan sonra onlar bana bıçak çekti. Ben de silahla ikisine sıktım. Biri yara aldı, biri kaçtı. Orayı da öyle kaybettim. Ondan da gittim. 21 ay yattım. Ha, olaylarım da hep haklıyım. Hiç haksız bir olay için cezaevine girmedim. Ya ekmeğim için ya namusum için. Yani gayrimeşru yapıp da yani büyük yani ne bileyim tahsilat, masilat koparma gibi olaylardan ben girmedim Allah'a şükür. İnşallah da girmem. Girdiğim olaylarda %101 haklıyım. Ama yani orada otoparkı ben teslim etsem o zaman benim etek giymem lazım. Başka yapacak işim de yok, mesleğim de yok. Şoförlük, ehliyetim var. Kanunen almışım, her şeyim resmi. Ufak bir birikimim var ama hazır bizim gibi adamların hazırına daha dayanmaz. Ondan sonra ben tabii orayı da kaptırınca bir boşluğa düştüm. Ne yapayım, ne edeyim yani. Hadi yende de iş vermiyorlar. Hele sabıkalıysan o yıllarda mümkünü yok. Sabıkalıysan insanlar sana bir şey öcü gözüyle bakıyordu. Niye girdin, neden girdin, ne yaptın? Kardeşim ben girdim suçumu yattım. Kanun namında ben temizim. Yani biz aç mı kalalım? Bizim yaşam hakkımız yok mu? İşte ne yapıyordum? Oraya buraya çok kumarhanelerde çok çalıştım. Geceleri özellikle. Öyle hayatımı idame ettirdim. İşte en sonunda da bir 2016'da bir kalp krizi geçirdim cezaevindeyken. Dediniz ki her cezayı ayrı koğuşlara koyuyorlar. Peki tecavüzden girenleri veyahut da başka olaylardan girenleri insanlar bir araya gelemiyor mu? Onlar nasıl işlerle karşılaşıyor? Neler geliyor başlarına? Bir, böyle bir yaşadığınız bir olay var. Vallahi öyle bir olaya şahit oldum. Yüz kızartıcı suçtan özellikle tecavüzden kadınlara ve yaşı reşit olmayan çocuklara tecavüzden Allah kimseyi düşürmesin. Ben böyle bir olaya şahit oldum. Bir keresinde bir şahıs getirdiler. Bu şahıs 6-7 yaşlarında bir erkek çocuğuna hatta bu günlerce gazetelerde de manşet oldu. Bu şahsı diğer bir iki mahkumun jiletle paramparça ettiğine bizzat şahitim. Bu suçlardan girmemek, insanların girmemesi lazım. Hem de çok yüz kızartıcı. Ama diğer kader mahkum olmuşsun veya ekmeğin için veya namus için girmişsin. Onların ayrı bir özelliği vardır cezaevinde. Ama bu dediğim gibi tecavüzmüş, cinsel tahrikmiş, tacizmiş. Allah bunlardan kimseyi düşürmesin. Bunların cezaevindeki durumları da yani pek de iyi geçmez. Vallahi her tarafını doğradılar. Resmen harita gibi oldu diyebilirim o şahsın. Ama bence hak etti mi? Hak etti. 6 yaşındaki çocuk. Bu insanlık dışı bir şey. Böyle olaylar her zaman oluyor mu? Olmuyor. Ama olanlar da hak ettiği cezayı buluyor. Bulmak zorunda. Metris'teki kadın koğuşunun ayrılma sebebi nedir? Valla Metris'teki kadın koğuşunun ayrılma sebebi kulağımıza gelen söylentilere göre kadın mahkumlarla durumu iyi olan erkek mahkumları bir araya getirdiklerini duyduk. Orada da bu işin sonu alınamayınca bazı kadınların gebe kaldığı söylentileri çıkınca bu kadın cezaevi Bakırköy'e alınmak zorunda kalındı. Hiç böyle sana saldıran oldu mu cezaevinde? Vallahi cezaevinde ben öyle bir ortama düşmedim çünkü herkes kendini bildikten sonra, cezasını yattıktan sonra hiçbir şey olmaz evvel Allah'ın izniyle. Ama cezaevinin kuralları var. Onların dışına çıkarsan büyük sıkıntılar yaşarsın. Mesela laf götürmek, laf taşımak, onu ona düşürmek, ne bileyim her şeyi ben bilirim. Göze batmayacaksın. Birinci kural odur. Oraya herkes hasbelkader düşmüş, kendi cezasını yatıyor. O yüzden herkesle iyi geçinmek zorundasın. Ben Allah'a şükür o kadar cezalar yattım. Hiçbirinde de. Toplamda kaç yıl içeride kaldınız? Valla parça parça şu anda hatırlayamıyorum ama bir 8-9 sene bilemedim 10 sene hayatımın bir 10 senesi cezaevlerinde geçmiştir. Ama bu bir kalemde değil. Parça parça. Baskın oldu mu?
kumar aleminde? Vallahi kumar aleminde yani kumar oynatırken kim diyorsa ki ben basılmadım, kumardan alınmadım yalan söyler. Çünkü fırından ekmek almıyorsun, ekmek satmıyorsun. Yaptığın bir kere illegal. Devletin verdiği men olaylarından birisi kumar oynatmak. Ben çok hatta bunun şeyini bile yani gittim cezasını bile kumar oynamaktan para cezasını bile ödedim. Kumar oynayan da oynatan da muhakkak yakalanır. Eskiden hırsızlar bir şey çalıyordu. 4 ay 5 ay cezası vardı. Diyordu kışı cezaevinde geçireyim. Yazı diyordu dışarıda geçireyim. Ama şimdi cezalar ağırlaştığı için onlar da o düşünceden vazgeçti. Şimdi cezalar ağırlaştığı için kimse o düşünceyi bir de tekerrür var. Tekerrür. Bir yaptın, iki yaptın. Ondan sonra sana mahkemede bakıyor ki bu işi meslek haline getirmiş. O zaman cezan daha da katlanıyor. O zaman teşekkür ederiz.